İnanamazsın ya, inanamazsın. Bak ben, beni düşün, artık beni bitirdi diyorum bak. Düşün, tahammül seviyesi sıfır. Ay, zaten herkesi ip gibi dizdi mi sıraya? Dizdi. Görmen lazım, azarlıyor. İfakat zaten yok. İfakat nerede? İfakat zaten dayanamayacağım yok. Artık. Gitti, ya, ya siz arayın ağamı ya da ben arayacağım. İfakat gelince zaten Latife, benim önemli o da bitti. Bir şey konuşmam. Ya dedenin odasını gördün mü? Dedenin odasını buldun. Sen zaten evi değiştirmek istiyorsun. Parlıyor bir de ya. Ben kaçacağım. Ne yapacağım? Her şey artık bizde. Ne yapacağım ben? Kökenlerimize dönüyoruz. Açlı olmasa var ya. Bir dakika durmam be. Bir dakika. Yeter lan yeter, biraz sakin olun, gözünüzü seveyim. Ben de kötü durumdayım. Tamam. Bittim anne, bittim ben artık, yeter ya. Tamam. Aa! Tamam anneciğim, sakin ol. Bak, aha, bak benim üzerime doğru geliyor. Bana bak, ya, bana bak Ferit oğlan. Yeminle seni kaynar gazana atarım. Etlerin kemiklerinden ayrılana kadar kaynatırım ha. Ya Hattuçal'a ben bu kadar kötü ne yapmış olabilirim ya? Ya da kim ne yaptı sana? Sen niye hiç mutlu olmuyorsun? Eski oda yeni gelin girmez dedin. E odayı yeniledik. Ne yapalım daha Hattuçal'a? Yalıyı yıkıp tekrar baştan mı inşa edelim? Ne istiyorsun ya? Çenen çekilen. Havlayıp durma karşımda. Sen bana ne söz verdin ha? Hani benim çeyizlerim? Benim çeyizlerim nerede? Eğer bir kaza bela olduysa, eğer çeyizlerimin başına yolda bir şey geldiyse... Araçlar geldi. Al. Geldi. Al sana. Bitmiyor. Arka arkaya. Normal mi? Anca binecek şu an buraya. Vallahi ben de şaşkınım Gülgün anne. Yani biz evlenirken bir iki tane bir şey verdi bize de. Evet. Yani be kadın, sen bu zamana kadar hiç mi bozmadın bir şeyizi ya? İyi etmiş. Günü geldi, lazım oldu bak. Ya. Hiç çıkmadık canın ümit kesilmez dedikleri. Evet. Tam olarak bu işte. Oh. Oh çok şükür, çok şükür. Ay ben de benim yüzümü yumuşak buldunuz da beni oyalayınız diyeydim. Ah. Latif Efendi, hadi sen de bir işe yara bakayım. Esme kızım, hadi bize bakalım bakalım. Eksik gedik bir şey var mı? Tamam Allah, geleyim. Ferit, iyi misin oğlum? Allah Allah ya. Gördün değil mi oğlunu? Gördün değil mi? Çeyizlerini görünce nasıl da itti beni. Canım benim, kıyamam ben sana. Senin için yapabileceğin bir şey var mı Ferit? Yardıma ihtiyacın var mı? Götür beni buradan, ne olur kaçalım gidelim ya. Daraldım artık ya. Pas bile getirmiş kadın ya. Geceliklerinin oldu. Kalkamıyor, tur tur geldi. Hala, bunları ne yapalım? Hani bir bakayım ne varmış içinde. Ha, bunlar benim el işi girlentlerim. Salondakilerin yerine konucu. Tamam. Kızım, sen bunları al, bir zahmet aşağıya indir. Peki.
Esma'cığım hayırdır? Yüzün bir düştü senin. Yok be hala. Ne bileyim elimde değil. Kazım ağa öyle evde bir başına yarı hasta düşününce. Ben de gideyim. Kızlar da yok. Kazım'da gücü kuvveti kalmadı zaten. Kaçsan kovalayamaz. Sen de ikinci baharını yaşarsın. İnşallah hala, inşallah. Hattuç Hanım, ağam seni istiyor. Halis. Hatice'm, her şey yolunda mı diye merak ettim. Keyfin nasıl? Kimse canını sıkmıyor değil mi? Her şey yolunda, her şeycikler yolunda çok şükür. Hem olmasa ne olacak bu yaştan sonra? Sen içini ferah tut Halis. Hala, çıkmam lazım da benim akşam için böyle bir iki parça bir şey alacağım kendime. Ayıp olmaz değil mi sana? Ben bu yaştan sonra bir tek huzur isteyeyim Allah'tan. Gerisi yarım olmuş, tam olmuş, hiçbir önemi yok. İzin verdi diye algılıyorum. Git kızım git. Zaten sağ burada bir ihtiyaç yok. Bir nefeslen sen. Geç kalmayın ama ha. Latif Bey. Buyurun Sunan. Ne bu rezillik? Yani burada sabahtan beri insanlar haldır haldır çalışıyor. Herkes elini taşın altına koymuş. Yani evin çalışanları bugün tekne gezisine mi çıktı gerçekten? Kızcağız yoğunluktan bir aydır izin alamamıştı Sunan. Tamam. Yani bugün o gün mü gerçekten? Bugün mü çıkması gerekiyordu izne? Hepimizin işi başından aşkın ya. Ya ayrıca yani evin çalışanının, evin şoförünün, evin beyiyle böyle teknelerde gezmesi iyi mi yani? Normal mi? Herkes yerini bilsin. Uyarın. Abla ya, ödüm koptu. Kızım ne yapıyorsun sen burada? Yemedim odanızı, merak etme. Geldiğinizi gördüm de bir şey söyleyip gideceğim. Hadi bakalım, inşallah. Gönder gelsin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Abla sen asıl bence benimle dalga geçiyorsun. Ya buraya gelip bana bir şeyler böyle söyleyip gidiyorsun ya. Kusura bakma. Benim senin gibi böyle üniversitelerden cici arkadaşlarım yok. Ya da çalışanlarla tekne gezisine falan çıkmıyorum. Ne alaka şimdi? Sen Ayşe'ni mi kıskandın yoksa? Hı? Abidin abiyi mi kıskandın? Ne kıskanması ya? Ne alakası var? Çok biliyorsun sen. Ben seni uyarmaya geldim. Sen böyle ablanı gözden çıkart işte, aferin. Yarın öbür gün Ferit eski haline döndüğünde o Ece'nin omzunda mı, çalışanların omzunda mı ağlayacaksın yoksa gelip ablanın omzunda mı ağlayacaksın? Ya abla biz seninle düşman değiliz. Sen benimle niye böyle konuşuyorsun ya? Ya madem düşman değiliz o zaman niye benim kocam sizin yüzünüzden eve gelmiyor? Kızlar. Ya ne oluyor gene? Sesinizi duydum. Hiç. Anneciğim. Ablama gelmişler yine. Ya geldikleri gibi gitsinler o hal. Ya şimdi vaktimiz yok. Şurada akşama ne kaldı? Hem halanıza da bir gözüküverin kızlar.
kadıncağıza bir moral olsun. Tamam anne. Ya daha bunun kuaförü var, makyözü tamam, var, hazırlanacağı tamam, değil tamam, mi? Tamam, tamam ya, tamam. Tamam. Geliyoruz biz şimdi. Bir şey konuşuyorduk, geleceğiz. Tamam, hadi. Tamam. Tamam, değil. Tamam, değil. Gelin bakayım şöyle. Gelin. Oturun bakayım. Ha. Şimdi deyin bakalım. Ne oldu gene? Yok bir şey. Olmasın bir şey kızım. Ha? Kavga dövüşün sırası değil. Bakın kızlar. Onca sene iyi günümüz de geçti. Tamam kabul. Çokça kötü günümüz geçti. Ama yani bugünleri hayal edebilir miydiniz kızlar? He? Ya biri gelseydi size deseydi ki bak böyle 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 olucu. Ona inanır mıydınız? Kızlar. Ya yalı bizim oldu. Ahan da bu yalı bizim oldu, şanlıların oldu. Ya tamam, halanız biraz aksiydi, huysuzdu. Ama yani bıçak kemiğe dayandı mıydı da elinden geldiğince arkamızda dururdu. Şimdiki bir işe girişti. Yaşına inat, o birilerine inat. Ben göreyim ya onun heyecanını da, korkusunu da. Siz de onun gözünün içine baksanız siz de görücüğünüz. Ya o yüzden yapmayın böyle kızlar ha. Onun belki de bu hayatının en güzel gününde suratınızı sarkıtmayın. İçinizde ne varsa yutun. Yuttum. Sen de yut abla. Haydi yut, sen de yut. Hadi sen de yut. Hadi ya yut ya yut. Aferin, aferin. Yani kızlar diyeceğim o ki lütfen bu akşam kınada halanızın yanında olun. Tamam mı? Tamam. Hatırım için. Tamam. 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 Tamam mı abla? Tamam. Hadi tamam. Bakalım. Sen de tamam de. Bir daha duymadın. Bir yüksek sesle. Bir daha de. Tamam. Duymadı tamam. Bir daha. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Yapma. Seni rahat. Hani işte gül dedin gülüyoruz anne. Doğru değil mi? Evet. Herkes beni iyi dinlesin. Bak. Cin gibi olmanızı istiyorum. Tamam mı? Bu söyleyeceklerim şaka değil. Eğer bu dediklerimi yapmadığınız takdirde bu işin telafisi yok. Mesut, Sencer, siz deniz tarafında 24 saat sabit nöbet tutacaksınız. Ali, Osman, Baran, siz de girişleri görecek şekilde bu iki gün nöbet tutacaksınız, tamam mı? Oğlum kameralar var ya Ferit. Abartmıyor musun sence? Hani yalının bahçesindeyiz ya. Abi, sen benim bu söylediklerimi ikiyle çarp, tamam mı? Bu araçların takip sistemi var mı? Şirket araçlarında var. Şoförlerin düzenli kullandıklarında da var. Ama şahsi kullanımlara tahsis edilenlerde yok. Mesela? Mesela seninkinde yok. Seyran'ınkinde de yok. Orhan Bey'de, Kaya Bey'de de yok. Okey, tamam. Hepsinde olacak abi. Tamam mı? Ve bunun takibi de sadece sen ve bende olacak. Bizim şirketin güvenlik müdürünü de arayın. Akşama destek yollasınlar bize. Abicim sakin mi olsak acaba biraz? Abartmıyor musun sence? Abicim bak sakin olacak zaman değil. Tetikte olacak zaman tamam mı? Sen benim örümcek isterime güven. İyi tamam. Yalnız araçların çoğu burada değil. Tamam akşama çok var işte akşama kadar halledin diyorum. Peki tamam hallederiz. Ha abi bir de yol tarafında da sabit birilerini istiyorum. Bak kulübe değil ha. Yalının ön girişi tamam mı? Eğer içeri tanıdık biri girse de senden onay almadan girmişik, okey? Tamam Ferit, tamam. Adamı söylediğine pişman ediyorsun ya.
Ya peşimizdekiler belki haberciydi oğlum. Ulan sen demedin mi gözden kaçırmışlar diye adama? Haberci olsa niye saklansın? Niye izini kaybettirmeye çalışsın? Allah Allah. Vallahi sen bugün hiç yorum yapacak gündeyiz. Yorum yapma. Benim dediklerimi yap ya. Bak bu işin sonunda ben haklı çıkarsam sonra sen üzülürsün ha. Umarım haklı çıkmazsın Ferit. Ama fikrimi soracak olursan büyütüyorsun, abartıyorsun bence. Ya abi sen benimle mi geçiyorsun diyeceğim. Garip olacak. O yüzden öyle demeyeceğim. Abicim biz kaç gündür ne yaşadık sen farkındasın değil mi? Dört bir yandan insanlara saldırdık. Ya bunlar günün birinde bize hamle yapacak. Yarın öbür gün bilmiyorum ama yapacaklar abi. O yüzden sen bu meseleyi abartabildiğin kadar abart. Tamam mı? Çünkü bu ailenin sorumluluğu artık bende. Ha? Büyük güç, büyük sorumluluk ister. Ben bir dışarıyı kolaçan etmeye gidiyorum, her şey yolunda mı diye. Kötü bir şey varsa sakın benden gizleme Ferit ha. Yok be dede, ne kötü bir şey ya. Bak bu gece kötü olacak tek şey Hattuç Hanım'ın kınasını beğenmemiz. O kadar diyeyim yani sana. O yani, inan sen bana, güven. Ben sadıcın olarak kendi görevlerimi hallediyorum, tamam mı? Bana bırak. Tamam.
geldim. Geldim. Odada konuşuruz. Tamam. Ulan İnsan dedesinin kınasına bu saatte mi gelir? Kim bilir nerede ne yapıyordun? Vallahi Ferit, ben artık evliliğin kutlanması gereken bir şey olduğuna inanmıyorum. Ha. Dayımın hatırına geldim buraya. Tabii. Dedemin gözüne giremeyince sen de dayımın gözüne gireyim dedin. Güzel. Sen bu yoldan devam. Hadi. Derdi ne bu değişiği? Buna Allah Suna gibi kocaman bir dert vermiş. Daha ne derdi olacak? Siz ne yapıyordunuz abi? Siz kontrole geldim ben. Bizde her şey yolunda ya. Bir sıkıntı yok. Dışarıya da iki tane sivil ayarladım. Onların olmaz. Aksi bir durum olursa haberleyecekler bizi. Bu araç takip sistemleri ne yaptınız? Onların hepsi tamam. Bir tek senin şu değişiğin kaldı. O da yeni geldi zaten. Tamam, takın ona da hazır içerideyken. Halledin o işte. Nereye gidiyor, ne yapıyor öğrenelim yani. Git Allah aşkına. Abim, Allah Allah. Bak abi, ben seni 1000 tane kayaya değişim. Okey. Ama aileden neticede yapacak bir şey yok. Evet. Eyvallah. Ama takacaksın. Tamam. Hadi işini yap be. Yapma. Canım benim. Sonunda evin yolunu bulabildin. Şaşırdım. Benim varlığım ya da yokluğum senin için bir şey fark ettiriyor muydu? Hiç sanmıyorum. Ne demek o? Biz seninle hala evliyiz Kaya. Sen benimle boşanmak istediğini söylemedin mi Suna? Ha? Ne oldu, bir kal geldi sanki. Hayır, ne sanıyordun? Beni sevmeyen bir kadınla benim aynı yatağı paylaşmaya, aynı çatı altında kalmaya devam edeceğimi mi zannediyorsun? Tamam. Da o gün babamın beni eve götürmesine izin vermedin. Elini uzattın, ben de tuttum. Biz seninle daha konuşacaktık Kaya. Suna, kaç kere konuşmak istediğimi söyledim sana ya. Tekrar tekrar sana konuşabilir miyiz dedim. Her seferinde erteledin beni. Önemsemedin. Ben artık önemsenmeyeceğim, kıymet verilmeyeceğim, erteleneceğim bir ilişkide olmak istemiyorum. Bu kadar. Özür dilerim. Artık çok geç. Ben benden utanmayacak, benim soyadımdan utanmayacak biriyle olmak istiyorum. Çocuklarım olsun istiyorum. Yıllardır hasretini çektiğim aileyi kurmak istiyorum. Ama anladım. Senin benimle çocuk sahibi olma fikrin asla değişmeyecek. Çünkü biliyorum, o çocukların soyadı Korhan olmayacak Suna. O yüzden ikimiz için de en iyisi biz. Ayrılalım. Alo, İfakat Hanım. Müsaitseniz odanızda bir konuşabilir miyiz? Hayırdır? Halanın evliliğinden daha önemli bir durum var herhalde. Kaya. Kaya. Kaya benden boşanmak istiyormuş. Aklını şaşırdın sen herhalde. Sen değil miydin ondan boşanmak isteyen? Evet, öyleydi başta. Bilmiyorum.
Geldi ben aile kurmak istiyorum falan dedi. Ne yapacak yani? Benden boşanıp gidip başka bir kadına evlenip buraya mı getirecek onu? Sunacığım artık bir karar verir misin? Sen bu adamdan ayrılmak istiyor musun, istemiyor musun? Ben bu evden ayrılmak istemiyorum. Ben sizden sonra bu evin ikinci hanımı olmak istiyorum. İyi ya, halan var artık işte arkanda. Hayır, yok. Yok. Eğer benim arkamda olsaydı başından beri böyle olmazdı. Şimdi Kaya benden boşanırsa ne olur biliyor musunuz? Halam beni gider başka biriyle evlendirtir ya da babamın yanına yollar ona bakayım diye. Halis ağa da benim arkamda durmaz artık. Evlenmelerine engel olsaydın o zaman. Ben de hanımlık mı kaldı ki sana devredeyim? Ne yapacaksınız? Pes mi ediyorsunuz yani? Hay, anlamıyorsun değil mi? Bu yaştan sonra evlenmişler. Öyle küçük numaralarla falan bitmez o iş. Diyelim ki ben gözümü kararttım. Sunacığım, ben bu hayatta yapayalnızım. Kusura bakma, senin hanımlığın için hiçbir şeyi riske edemem. Ya ne yapayım o zaman? Bana bir akıl verin ya. Eğer halan konusunda ciddiysen, Kaya'dan boşanamazsın. Ona muhtaçsın. Halan hayatta olduğu sürece. Aa, tabii takdiri ilahi. Ben bilmem, Allah bilir burada ne yazıldıysa o. Neyse, ben hanım ağamızın yanına gideyim de kızmasın bana sonra. Sen de benim odamda biraz takılabilirsin. Düşünürsün hem. Ben sana bakmaya geldim. Çok özledim seni. Ben kim şöyle sen? Ferit. Ben mutfağa diye kaçtım. Sen nasıl kaçtın? Ben de bir dışarıyı kontrol etmeye diye kaçtım. Gelinim nasıl? İyi mi bakayım durumu? İyi, iyi. Gayet. Yani keyif yerinde merak etme. Bu da iş kadın mı? Ferit. Olmaz. Onca insan arasında nasıl geçeceğiz? Gel ben getireceğim seni. Asansöre çıkalım. Bebeğimiz asansör bizim odaya kadar çıkmıyor. Üst kata çıkıyor sadece polisine. Gel bir köşe şu olsun. Belki çıkar. Gel bakayım. Bebeğim benim, bebeğim. Ferit Bey, ben de size geliyordum. Aa, ne oldu Nasip Bey? Ağam sizi çağırıyor. Ha. Önden. Baba hadi ya, niye oturuyorsun orada öyle? Abi yapma gözünü seveyim. Baba ya, ne olur benim için ya. Birazcık hadi gözünü seveyim, biraz. Vallahi çok güzel ortam var, gel. Babam benim be. Ferman ve emar.
Tefe, vallahi helal olsun sana ya. Ne oynadın öyle? 18'lik gençlere taş çıkarırsın ha. Gerçekten maşallah. Vallahi maşallah. Şöyle bir düşünüyorum da cennette, cehennemde bu dünyada. İki gün önce ne yaşıyorduk, şimdi ne yaşıyoruz? Bazen hayatın kendisinin bir mucize olduğunu unutuyoruz. Yaşayacak kadar şanslıysak eğer, neden mutlu olacak kadar olmayalım? Mutluluk bazen yanı başımızda. Bazen de yanı başımızdakiler mutsuz ediyor insanı ama. Babacığım, umarım bu sefer mutlu bir evliliğiniz olur. Allah utandırmasın. Dede, ben tekrar bir dışarıyı kontrol edeyim diyorum. Tamam. Korkunç derecede sıkılıyorum, sıkıntıdan ölmek üzereyim. Aşağıda durumlar nasıl? Aynı. Eğlenceli bir şeyler yapmaya ne dersin? Kalabalık dağıldıktan sonra. Ben yokken gözün Şehmus'la İfakat'ın üzerinde olsun.